Sevgili Seçil, öncelikle kişisel serginde başarılar dileriz. Mimar Sinan Üniversitesi'nde lisans ve yüksek lisans eğitimi aldıktan sonra sanırım 2017 yılında Londra'ya yerleşmeye karar vermişsin ve orada yaşamaya devam ediyorsun. Neden İngiltere'yi tercih ettin? Öncelikle çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, sergimi değer görüp çekim yaptığınız için. Evet, Mimar Sinan Üniversitesi'nde eğitimlerimi tamamladıktan sonra bağımsız bir sanatçı olarak birçok, hem Türkiye'de hem yurt dışında birçok sergi, proje, sempozyum vesaire katıldıktan sonra aslında 2013 yılı itibariyle, yani bugün geriye baktığımızda 7-10 sene evvel bir harekete ihtiyaç duyduğum için olduğum yerde sıkışma halimden kaynaklanan daha fazlasını nasıl yapabilirim, daha ötesinde neler oluyor görmek üzere ilk önce yurt içinde, daha sonra yavaş yavaş yurt dışında projeler, artist residency'ler, misafir sanatçı programları ile hareket etmeye başladım ve çeşitli olaylar, konular, işte biliyorsunuz bir kapı açılır, bir kapı kapanır gibi ilerlerken kendimi 2017 senesinde Londra'da buldum aslında. Yani çok ciddi böyle uzun çalışmalar arkasında şöyle yapayım gibi değil de birazcık sürecin bir parçası olarak kendimi Londra'ya taşınmış, yerleşmiş buldum. Benim için çok enteresan, değişik bir başlangıç, yeniden bir başlangıç oldu. Birçok şeyden vazgeçip yeniden kurmayla ilgili bir süreç oldu ve oradan devam ediyor. Peki, biz yıllardır sizi sanat camiasında Seçil Erer olarak tanıdık. Evet. 2023 yılında kendi soyadından vazgeçiyorsun ve şu an Adas İstanbul'da yer alan serginle aynı adı taşıyan Bing soyadını kullanmaya başlıyorsun. 2023 yılında sizi bu kırılmaya götüren şey ya da şeyler nelerdir? Belli ki uzun bir yaşanmışlık ve üzerine çok düşünülmüş bir süreç geçirmişsiniz. Evet, orası öyle. Yalnız bir nokta, ben kendi soyadımdan vazgeçip daha da şok oldum. Bu belli bir süre kullandığım, hayatın bana getirdiği bir başka soy isimdi. Hem fonetikli ismimle çok uyumlu olduğu için hem de İngilizce karakter açısından bana uluslararası platformda kolaylık sağlayacağı için 2007-2027 tarihleri arasında aslında kullandığım bir soy isimdi. Öyle bir yere geldim ki ben hayatta, bu serginin aslında söylediği şey bir özgürleşme, benim yolculuğum temelinde özgürleşmeyle çok alakalı. İngiltere'ye yerleşmem de işte birçok konuda aslında benim hem kişisel olarak hem sanatçı olarak özgürleşme konusuyla alakalı. Ve öyle bir yere geldi ki 2023 yılının başında bir an, benim olma halim her şeye yeter, yetmelidir. Geçmişte olan şeyler, koyulduğum pozisyonlar, sokulduğum kalıplar, şunlar bunlar geçmişe aittir. Ben şimdi bugün itibariyle yeni bir ben yaratmak üzere yola çıkıyorum dediğimde mecbursunuz bir soy isim sahibi olmaya bu hayatta. Ve Being'i soy ismim olarak seçtim. Ancak sanatçı olarak tek isim devam etmenin benim için daha kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yani bundan sonra Seçil işte diye devam etmek daha uygun olacak. Tabii şey de, yani uluslararası şeyde söylem olarak Seçil olarak geçiyor olsa da ben ısrarla Seçil'i, yani çünkü bu sevdiğim bir isim, kendimi iyi hissettiğim bir ses, o yüzden sadece Seçil olarak devam edeceğim. Bilinmek istiyorsunuz. Evet, bu şekilde devam edeceğim. Tamam. Being serginizin basın açıklamasında şu cümleleri okuyoruz. Bu serginin tamamında sergilenen eserlerde kişisel ve sanatçı yaşamımdaki tüm deneyimlerimde bireyin nefesinin, zihin ve kalbi arasındaki senkronizasyonun ve olma halinin uyum içerisinde var olmasının ötesinde hiçbir şeyin önemi olmadığına vurgu yapmak istedim.
Bu bağlamda da sanatçı olarak ürettiğim eserlerin üretim esnasındaki niyeti, hem içerik hem de görsel gücün yarattığı atmosfer ve içinde bulunduğum dönemin yaşama kattığı değerle ilgileniyor, sonsuzlukta en ideal ve güzel olanı arıyorum. Bu cümlenin açılımını izleyicilerimiz için bir de senden dinleyebilir miyiz? Elbette. Olabildiğince toparlamaya çalışacağım. İşte biraz önceki sorunuzda da bahsettiğim gibi, yani olma hali bizim varoluşumuz aslında her şeyi anlamlandıran şey. Bugün benim nefesim olmasa ne bu sergi var, ne bu konuşma var, hiçbir şey yok ve hiçbir şeyin de anlamı yok benim için. Bu sizin baktığınız yerden sizin için de sizin için bu şekilde görünüyor. Dolayısıyla sizin nefesiniz, benim nefesim, bizim buradaki var olma halimizi ve bütün şeyi değerli kılıyor. Ve bu noktada bir sanatçı olarak ben şunu fark ediyorum. Hayal gücümüz kadar varız. Ve neyi hayal ediyoruz? En önemli olan bu. Yani bizler aslında büyük resimde birilerinin hayallerinin parçasıyız. İşte hükümetler, belediyeler vesaireler gibi de bunlar daha da çeşitli işte büyük şirketler vesaire. Birilerinin hayal güçleriyle bunlar evrilmiş, dönüşmüş ve bugünün yaşantılarını oluşturmuşlar. Hem burada hem bütün dünyada. Dolayısıyla ben bunun içerisinde bir değerim, siz de bir değersiniz. Siz kendi tarafınızdan değersiniz. Resimlerim de benim kendi gördüğüm noktadan, kendi baktığım yerden bana akanları ilham aldıklarımla dönüştürebildiğim eserlere dönüşüyorlar ve bu noktadan sonra, artık buraya geldikten sonra da bunların hiçbirinin benimle bir alakası yok. Bundan sonra bunların tamamı sizin. Ben size eğer bir ilham olabiliyorsam, sizin bir şey düşünmeniz ya da bir şey hissetmenizi sağlayabiliyorsam yaptıklarımla, bundan ötesi yok zaten. Çok çok yıllar evvel, 2010-11 yıllarındaki kişisel sergimin yazısının başlığını Emre Zeytinoğlu bir resim daha zaten neyi başarabilir diye koymuştu. O zaman tam algılayamamıştım. Yani o zaman onun söylediği birazcık çok da basitleştirmemek değil mi bu sorusunu getirmişti bir genç sanatçı olarak. Ama bugün yani daha doğru bir şey söylenemez aslında. Yani bir resim zaten daha neyi başarabilir? Benim nefesim işte bunu başarıyor. Benim hayatım, var olma biçimim, olma halim. Bundan ötesi zaten hani sizin ne gördüğünüz, sizin neye baktığınız ve nasıl baktığınızla alakalı. Dediğim gibi ben aynı zamanda kendi koyduğum niyetlerin, çünkü resmi yaparken resimle bir olma hali durumu söz konusu. Özellikle benim tekniğimde uzun süreler palette zaman harcıyorum. Resim yapma sürecine girmeden önce sabah ritüellerim var. Uzun süre işte meditasyon, sporum, yediğim, içtiğim vesaire. Yani öyle bir sabah ritüellerinin peşi sıra ben çalışmaya başlıyorum. Dolayısıyla yaparken oraya koyduğum daha saf, temiz, böyle güzel bir enerji koymaya özellikle özen gösteriyorum ve kendimi iyi hissetmediğim zamanlarda da özellikle çalışmıyorum. Yani en azından bu çaptaki şeylere eskizler yapıp çıkmaya çalışıyorum. Çünkü benim buraya aktardığımın doğru yansıması için oradaki enerjinin temiz ve pür olması önemli diye düşünüyorum. Ve bu sebepten de diyebilirim ki işte sonsuz evrenin içerisinde bir ideal, güzel koymaya çalışıyorum. Sizin ilk dönem çalışmalarınızda daha çok geometrik formlar ön plana çıkardı. Çok net hatırlıyorum bu resimlerinizi. Oysa bu yeni serinizde renk ve dokunun daha ön plana çıktığı, hareketten beslenen ve parça bütün ilişkisini vurgulayan eserler çok dikkat çekiyor. Aslında soyut sanatın sınırlarını aşan çalışmalar, soyut sanata doğru evrilmen konusunda neler söyleyebilirsin? Tabii aslında yani klasik batı resmi eğitimi almış olmama rağmen benim konularım ve kafam her zaman bu bilinmeyen,
işte metafizik konular, görünmeyen, bu gerçekliğin ötesinde ne oluyor soruları oldu ve hep buralar ilgimi çekti. Hep buralarla bir şekilde bağlantıda da olduğumu düşündüm. Bir anlamda matematik, geometri ve diğer bilim alanları, işte kuantum fizik vesaire, bunlar hep çok ilgimi çekti. Çok okurum, çok araştırırım bu konularda. Spiritüelliğe olan ilgim kadar bu tarafla da besleniyorum. Bu bağlamda aslında üniversiteden mezun olduğum dönemlerde de çok buralara yakın bir resim anlayışındayken kendimi geometriyle yapı ve yapı bozumculuk karakterlerini de kafasını da kullanarak daha doğru ifade edebileceğimi gördüm. Çünkü yani kalbinizdekini bazen dile dökmek, zihninizle bağlantılı bir biçimde dışarı aktarabilmek çok önemli bir şey. Böyle hani gevelemeden net bir şekilde konuşabilmek için geometri bana bu anlamda çok büyük katkı sağladı. Ve bence benim resimlerim hala geometrik. Çünkü geometrinin daha formunu değiştirdiği, daha detaya ve daha uzaktan bakışa, yani makro ve mikro bir bakış haline geldi. Eskiden resimlerimin içlerinde görülen gridlerin, parçaların kendileri resimlerin kendileri haline dönüşmeye başladılar. Dolayısıyla eğer aslında bu resimler bir araya geldiğinde veya modüler olan birbiriyle yine orantılı, boyutlar anlamında, numaralar anlamında yine aynı karakter hakim. Ancak formların ve o şey görüntülerin ve bir tür resmi oluştururken ki süreçlerde büyük değişimler oldu. Daha resimsel resimler çıkmaya başladı. Daha benim böyle keyifle kendimi bir takım formların içerisine koymadan oynayıp aktığım tür resimler oluşmaya başladı. Yani böyle bilmiyorum, yani resim yaparken inanılmaz büyük bir keyifle... Bir coşku var sanırım. Evet, evet. Çok çok büyük bir keyifle böyle üretiyorum ve hani umuyorum da hani onu da alabiliyor izleyici. Dolayısıyla bence hala ve bir noktada geometrik benim resimlerim. Çünkü o konsept olarak arkada, içerik olarak yine modüllerin birbirleriyle bir araya gelişi ve ayrılışı söz konusu. Ben şeyi çok önemsiyorum. Hem yani bireyler olarak mesela toplumda bizim duruşumuz, hem kendimizi bilme halimiz, hem de toplumla bir arada olma halimiz nasıl önemliyse, her şeyde bence bu böyle. Yani bir şeyin bütündeki gücü ile bireysel olarak gücünün de, tek olarak bir resim olarak da gücü çok önemli diye düşünüyorum. O yüzden hani parçalılık ve bütün o yüzden çok önemlidir. Yani tek başınalık ve bütünlük birbirini tamamlayan iki şeydir. Yani sonuçta günün sonunda ben her zaman ideal olanı, işte dengeyi arıyorum resimlerimde bir yandan. Ve o denge aslında hiçbir zaman tam değil. Biz bunları olabildiğince bugün bu şekilde, yarın başka bir şekilde, son derece benim resimlerim oynamaya da açık, farklı düşünebilmeye de açık resimler. O modüllerin yerlerini mekan ve zaman değiştiğinde izleyici, alıcı, işte koleksiyoner koleksiyonunda veya işte görsellerle, dijitalde onların yerlerini değiştirip yeniden yaratmak mümkün. Çünkü evet, ben bir şekilde sanatçıyım, bunu yapıyorum, üretiyorum, ama izleyicinin de yaratıcılığını veya herkesin yaratıcılığını bir şekilde aktive etmek benim çok önemsizliğim şeylerden bir tanesi. İşte resimlerimle bu oyunları kurarak birazcık onları da sağladığımı düşünüyorum. Gibi gibi. Peki. Rupert Spira'nın kitabı gibi ruhsal gelişiminiz ve içsel yolculuğunuz için birçok okuma ve inceleme yapmışsınız. Bu süreçte de sizi soyut sanata yaklaştırmış sanırım biraz. Dünya sanatında hangi soyut sanatçılar size ilham kaynağı oldu bu süreçte? Yani tabii şimdi Londra'da olmanın en güzel taraflarından bir tanesi
inanılmaz kolaylıkla, yani işte atla bir metroya, işte git ne görmek istiyorsan gör gibi bir takım şeyler oluyor. Hilma af Klint'in solo sergisi, retrospektif sergisi vardı Tate'de. Gerçekten ben kendisini 2015 yılında öğrenmiştim, keşfetmiştim. O zamandan beri gerçekten benim yolculuğumda önemli isimlerden bir tanesiydi. Thomas Saraceno yine böyle enstalasyonlar yapan, çok farklı mimarlık background'u olan bir sanatçı. Onun eserleri her zaman çok ilgimi çeker. John Michel benim gerçekten böyle Türkçe'de hastası olduğumuz diye bir çevirisidir. Gerçekten beni çok etkileyen sanatçılardan bir tanesi. Rothko diyebilirim. Gibi gibi. Yani bu isimler çok özel isimler ve bu ve benzeri birçok büyük sanatçı beni gerçekten yolculuğumda ilham veren kişiler, sanatçılar. Bir takım. Tabii bu arada sorunuzun ilk kısmına gelecek olursak, Rupert Spira, Deepak Chopra, Joe Dispenza, Carlos Castaneda gibi çok önemli isimler var benim bu spiritüel yolculuğumda, bana ilham olan, yol açan isimler. En son geçtiğimiz geçtiğimiz yaz Oxford'da Rupert Spira'nın söyleşisi ve beraberinde beraber yani toplu olarak yaptığımız bir meditasyon ...na katıldım ve kitabı I Am'de paralel dönemde okuduğum bir kitaptı. Çok küçücük bir kitap ama işte bu dünyadaki evrensel birlikten bahsediyor. İşte her tür inanışın günün sonunda aslında ulaşmak istediği şeyin aynılığından, teklikten bahsediyor. Ve onun o cümlesi aslında... kurma biçimi benim bu being'i seçişim, olma halimi kabullenişim, olma halimle büyük bir barış içerisine girişimi bir tür perçinleyen, destekleyen bir cümleydi. O yüzden onu, o cümlesini çekerek bu sergiye bir tür not olarak koymuş oldum. Ama beraberinde yani bizim Rumi de benim yine çok ilham aldığım ve sürekli olarak iyileşme sürecimde varlığımı kutlama yolculuğumda bana ilham olan ve yani hepimize ilham olmasını umduğum isimler, bana bunlar çok kıymetli. Being ya da senin tanımınla yaşamın içerisinde bireyin olma hali fikrini bu sergide iki eser serisiyle daha da çok pekiştiriyorsun. Being, olma hali ve Being in Love, aşık olmak adlı bu iki serini bize anlatabilir misin? Elbette. Bu ikisi birbiriyle tabii ki bağlı. 12 parçadan oluşan Being, olma hali ve burada arkamda gördüğünüz Being in Love, aslında aşk hali demek bana daha doğru geliyor. Sizin kendi olma halinizle bütün, yani kendinizle bütünleştiğiniz zaman büyük bir özgürleşme geliyor ve bu beraberinde aslında yaşantımız iki temel üzerine kurulu, okumalarımdan öğrendiğim ve deneyimlerimden, sevgi ve korku üzerine. Siz korkuyla yüzleşmeye başladığınızda aslında savaşı bırakıp savaşçının özgürleşme deneyimine geçiyorsunuz. Aslında benim deneyimim ve bu sergimin bütününün oluşma süreci birazcık bunlarla alakalı. Böyle bir yere geldikten sonra da seçebileceğiniz şey tabii ki hani sevgi oluyor. Beraberinde de işte o aşk haliyle ürettiğim buradaki bu eser çıkmış oluyor Being'e ek olarak.
Ben sizin şu Rayl Academy of Art'ta geçirdiğiniz dönemi çok önemsiyorum. Birçok uluslararası sanat etkinliğine katılmışsın ama 2021 yılında Royal Academy of Art'ın yaz sergisine katılmışsın. Buradaki deneyimin konusunda neler söylemek istersin? Ya da soruyu şu şekilde genişletirsek. Bugüne kadar katıldığın uluslararası etkinliklerin hangisi sanatında derin iz bıraktı? Tabii Royal Academy diyebilirim gerçekten. Çünkü oraya ben başvurdum ve seçildim. Aslında bir tür ödül. Dolayısıyla hani olur mu olmaz mı nasıl olacak filan falan. Bir de ben biraz böyle risk almayı seven birisi olarak öyle küçük bir eserimle de katılmadım. Çünkü oraya genellikle orada benim pozisyonumda başvuranlar küçük eserleriyle daha küçük riskler alarak katılıyor. Ben bir de büyük bir eserimle başvurmuştum ve Yinka Shinawari'nin koordinasyonunda Tony Bevan'ın odasına, küratörlüğünü yaptığı odaya Rose Wiley ve Chantal Joffe ile aynı duvara pozisyonlandırılmış olduğumda gerçekten hani İngiltere yolculuğu böyle oradaki koyduğum bütün eforun gerçekten değdiği bir süreç olmuş oldu. O resmim de işte biraz önce konuştuğumuz bütün bu geometrinin dönüşüm, değişim geçirdiği daha ekspresif, daha başka bir yola girdiğim noktada ilk gerçekten hani görünen önemli bir yere böyle çıkıyor olması benim yaptığım şeyin kendimle doğruluğunu da bir şekilde onay vermiş oldu bana. O yüzden beni inanılmaz memnun etmiş, mutlu etmiş bir sergiydi. Kaldı ki işte bizi ağırlama biçimleri, işte seremoniler yaptıkları, sunum biçimleri vesaireler de gerçekten çok çok özel bir deneyimdi. İşte yolladıkları mektuplar, şunlar bunlar vesaire, yani gerçekten çok özel bir deneyimdi. Ama beraberinde tabii ki çalıştığım bugüne kadar söyleyebilirim ki çok iyi çalışma partnerleriyle çalıştım. Hep çok iyi ekiplerle güzel işler yaptım. Dolayısıyla Türkiye'de veya yurt dışında çok da hiçbir şey kıyaslamak istemem. Ama Royal Academy özel bir deneyimdi. Onu öyle söylemiş olayım. Peki Çağdaş Türk sanatını yakından izlemeye olanağın oluyor mu? Ah keşke şimdi İstanbul'da olsaydım dediğin anlar oluyor mu sanat açısından? Yoksa iyi ki Türkiye'de değilim mi diyorsun? Aslında oluyor. Yani ne yalan söyleyeyim, şimdi benim biraz önce konuşmamızın en başında da söyledik, 7-10 senedir neredeyse ben çok ortalıkta değilim. Dolayısıyla çok ciddi bir ilerleme, çok ciddi bir gelişme, çok ciddi bir güzelleşme var ortamda. Bir kere buna hani oradan veya buradan şahitlik ediyor olmak ve bunun bir parçası olmak bence çok önemli. Bir dönem çok fazla evet gidip gelemediğim dönemler oldu. O dönem kaçırdığım bir sürü şey oldu. Tabii ki üzüldüm. Ama yani işte yapacak bir şey yok. Birinden birini tercih edeceksin. Hayat biraz böyle ama şimdi bu dönemden itibaren yani bu sergimin devamında daha çok ben hem zamanımın da birazcık daha fazla buraya geçirmeyi planlıyorum, umuyorum. Umuyorum da ona göre de ben de hani piyasada daha çok görünüyor da olmuş olacağım. Peki Seçil, çok teşekkür ediyoruz sana. Ben çok teşekkür ediyorum. Sanat yolculuğunda başarılar diliyoruz. Çok teşekkürler. İnşallah Adas İstanbul'daki serginde çok keyifli geçer. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olun.